Herkese merhaba. Türkiye içeride ve dışarıda adeta yangın yerine dönmüş iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan benimle uğraşıyor. Benden yine şikayetçi oldu. Yeni bir dava açma girişiminde bulundu. Efendim hakaret etmişim. O dilekçeyi inceledim. Emin olun nasıl hakaret ettiğim tek bir kelime ile ortaya konulabilmiş değil. Peki hangi videom mudur o dava konusu edilen, şikayet konusu edilen? Bakınız Ayasofya olayında bir yorum değerlendirme yapmıştım ve orada Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu'nun Ayasofya açılmadan bir gün önce attığı tweet'i gündeme getirmiştim. Kimdir bu Profesör Doktor Ebubekir Sofuoğlu? AKP'nin milletvekili adayıdır. Dahası AKP'nin ekranlarda silahşörüdür, savunucusudur. Keza değerli seyircilerim kendi ifade etti televizyonlarda, ekranlarda İskender Paşa cemaatinin mensubu, müridi olduğunu söyledi. İşte bu isim akademisyen şöyle bir tweet attı. Ben onu o videomda seslendirdim. Hatırlatıyorum. Camide fahişe olur mu? Fakat ikonlar oradan kaldırılmazsa Fatih'in emaneti Ayasofya, fahişe Zoe ve fahişenin sergilendiği dünyadaki ilk cami olacak. Bu yönüyle emanetine saygısızlık yaptığımız Fatih'in ortadan kaldırdığı ikon yani putları koruma saçmalığına bir son verelim. Evet değerli seyircilerim, ben aslında o videomda bu Ebubekir Sofuoğlu'nu eleştirdim. Nelerle uğraşıyorsun dedim. İşte örtü zaten çekiliyor dedim. Dolayısıyla orada eleştirdiğim Recep Tayyip Erdoğan değil, orada eleştirdiğim Ebubekir Sofuoğlu. Zaten avukat dilekçesinde ifade ettim az önce. Hiçbir şey ortaya koyamadı. Öyle ya, bir insana hakaret etmek için bir ifade kullanman lazım. Bir kelime kullanman lazım. Öyle bir kelime yok. Ortaya da konamıyor. Efendim diyor, ima da bulundu diyor. Değerli seyircilerim, bakınız burası Türkiye. Zira artık Türkiye'de yargının ipotek altında olduğu, yargının siyasallaştığı vakadır. Mesela bu davaya bakan Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in adliyelerde adeta Adalet Bakanı gibi gezdiği haberleri, iddiaları var. Tabii ben doğrudur yanlıştır demiyorum, haksızlık yapmak istemiyorum. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın davası, Tayyip Erdoğan'ın avukatı girecek ve o hakim, o savcı karar verecek. Sevgili seyircilerim, bakın şunun altını çizeyim. Ben bu tür şeylerden tırsmam, korkmam ama ayıptır, yazıktır, günahtır. Türkiye'nin bütün medyasını ele geçirdin, gazetelerini ele geçirdin. Bir YouTube mecrası var, o YouTube mecrasına da müdahale ediyorsun. Ha bunu niye yapıyor? Şunun için yapıyor değerli seyircilerim. Tabii biz ortalama her gün 100-150 bin kişiye ulaşıyoruz ve hakikaten muhalefetin bile söyleyemediği şeyleri söylüyoruz. Bilgilerime göre bu AKP genel merkezini rahatsız ediyor uzun zamandan beri. Zira yaptıkları araştırmalar onu gösteriyormuş. Bu bana geldi. Buradan hareket ile beni sindirme, beni susturma. Bakın ben bedel ödemeye hazırım. İşte Müyesser kardeşim içeride, Barış kardeşim içeride. Benden nöbeti devralırım, girerim içeri. Ben böyle şeylerden korkmam. Yaşım gelmiş 60'a. Bundan sonra ben dik durmaya ve dik gömülmeye ant içmişim. Buradan hareket ile beni yıldıramaz, beni susturamazsınız. Ama Türkiye'de hukukun, Türkiye'de adaletin zerresi var ise bu dava aşılmamalı, bu dava yargıya malzeme olmamalı. Evet, Türkiye'de yargı sopası ile iş dünyasından siyasetçilere ve tabii gazetecilere en başta korku salınıyor. Ama ifade ettim, biz yılmayız, eğilmeyiz, bükülmeyiz. Ha şunu da söyleyeyim, ne olur Sayın Cumhurbaşkanı, gidin benimle değil Yunan'la uğraşın. Gidin benimle değil Türkiye'nin dış düşmanları ile uğraşın. Suriye ile uğraşın. Türkiye'nin haklarını gasp edenlerle uğraşın.
efendim gidin PKK, PYD devletini kuranlarla uğraşın, gidin ekonomik sorunlarla uğraşın, işsizlikle uğraşın, açlıkla, yoksullukla uğraşın. Ama değerli seyircilerim, düşünebiliyor musunuz? Bir YouTube kanalına bile tahammül edemeyecek noktadalar. Zira her şey o kadar berbat, her şey o kadar kötü ki bunun ifade edilmesi, dillendirilmesi maalesef istenmiyor. Ama durmak yok, yola devam, hakaret etmeksizin yasalara saygılı bir biçimde biz eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve bir başka sıcak gündem, bizi izleyenler arşivimde var, hatırlayacaktır. Bendeniz okulların efendim açılmayacağını bakanlık açıklamadan 15 gün önce duyurdum. Nereden duyurdum? Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bana öyle bir bilgi geldi dedim. İşte ortaya çıktı. Dolayısıyla biz 15 gün önceden iktidarın alacağı kararı bürokrasiden öğrenerek aktarıyoruz. Bunu da haberciliğimizin bir yansıması olarak dikkatlerinize sunalım. Ve sevgili seyircilerim, bir başka önemli hadise, efendim malumunuz koronavirüs olayı var. Recep Tayyip Erdoğan çıktı buna aşı üretme noktasında, aynen şöyle dedi: efendim iki aşı çalışmamız var, kritik aşamadayız. Kritik aşamadayız demek bulmak üzereyiz anlamına da gelebilir. Şaşırmayın, önümüzdeki günlerde Türkiye aşıyı bulabilir ya da o yönde açıklama yapabilir. Türkiye'de buna inanacak olan çok sayıda insan var. İşte Berat Albayrak demedi mi? Yıldızlara dört gidiş, dört geliş yol yaptığımızı söylesek bize inanan insanlar var. Aşı bulduk dendiğinden de inanacaklar da ben merak ediyorum, hıfz-ı sıhhayı kapattınız, bitirdiniz, yok ettiniz. Öyleyken bu aşı çalışmaları nerede yapılıyor? Değerli seyircilerim, ses bombalarına ihtiyaçları var. Gündemi örtmek, dış politikada ve iç politikadaki yıkımları perdelemek için maalesef bu tür şeylere müracaat ediyorlar. İfade ettiğim gibi buna benzer geçmişte pek çok sansasyonel çıkışlar yapmışlar idi. Ve bir başka şey, Muharrem İnce. Bakınız, Muharrem İnce hakkında nihai hükmümü verdim. Muharrem İnce bir proje adamı oldu. Kimin projesi? Recep Tayyip Erdoğan'ın. Lamu, cimi yok. Evet. Zira Muharrem İnce'nin ekranlardaki konuşmasını TRT dahil onlarca diyeceğim bir sürü kanal canlı yayınladı. Tayyip Erdoğan'ın toplantısı bile verilmedi. Düşünebiliyor musunuz? Muharrem İnce desteklendi. Hayır, bu saraydan talimat verilmese böyle olmaz. Çünkü herkes biliyor, o medyanın tamamı saray kontrolünde. Buradan hareket ile saray bu talimatı verdiyse belli ki Muharrem İnce saraya teslim oldu. Peki saray ondan nasıl yararlanacak? Efendim CHP'de problem çıkaracak, gündemi değiştirecek, ortalığı karıştıracak. Maalesef Muharrem İnce bu şekilde kendini bitirdi. Ben tabii Muharrem İnce'yi Ankara'dan çok yakından tanıyorum. Özel hayatı bağlamında bir şey söylemeyeceğim ama bir ara Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığına adı geçince Muharrem sen olamazsın kardeşim dedim. Senin özel hayatınla alakalı iktidarda çok bilgi var. Ya Bülent Arınç'ın senin için mecliste yaptığı konuşma var. Kamuoyuna yansıdı. Abazayım neredesin dediğin iddia ediliyor. Bu tür şeyler basına yansıdığı için söylüyorum. Sadece onlar değil, başka şeyler de var. Onları açıklamak istemiyorum ama maalesef Muharrem İnce hakikaten çok kötü bir final yaptı. Hiç olmazsa Emine Ülker Tarhan gidip Tayyip Erdoğan'la beraber olmadı. Emin olun Metin Feyzioğlu ile aynı kategoriye girdi. Zira ifade ettiğim gibi saraya teslim oldu. Muhtemelen 100 bin imza ile aday yapacaklar ve efendim oy bölmeye çalışacaklar. Ama yok, Türkiye'de o kadar salak adam yok. Yani
açıktan proje olduğu bilinen bir olaya bu millet emin olun oy vermez. Bizi izlemeye devam etsin.